Sinema Artı'dan herkese merhaba değerli izleyenler. Yine sinema dolu bir programla karşınızdayız. Çok özel söyleşimiz, sizler için hazırladığımız listelerimiz, Bir Hayat Bir Film bölümümüz ve çok daha fazlasıyla Sinema Artı başlıyor. Sinema Artı'da bu hafta. Sinema dünyasından öne çıkan haberler. Akbank Kısa Film Festivali Direktörü Selim Evci ile özel bir sohbet. Yönetmen Spike Lee ve filmi Malcolm X'in detaylı incelemesi. Çanakkale Savaşı filmleri listesi. Ve çok daha fazlası sizlerle olacak. Haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümüyle Sinema Artı devam ediyor. Koronavirüsünün sinema dünyasına etkileri sürüyor. Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp dünya çapında salgına neden olan koronavirüsü, hayatımızın her alanını olduğu gibi sinema sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Onlarca filmin prodüksiyonu ve vizyon tarihi ertelenirken, yıl boyunca merakla beklenen sinema etkinlikleri de birer birer iptal oluyor. Salgının ciddi boyutta olduğu ülkelerde sinema salonları kapatılırken, diğer ülkelerde de salonlar açık olmasına rağmen kapalı alanlarda sosyalleşme korkusu gişede ciddi düşüşlere neden oluyor. Dünyanın en önemli TV fuarı MIP TV ve Cannes Series iptal edildi. Önümüzdeki ay düzenlenecek olan Tribeca Film Festivali ertelenirken, sinema işletmecileri, dağıtımcıları ve sektörden binlerce insanı bir araya getiren SinemaCon'da iptal edilen bir diğer etkinlik oldu. Öte yandan film çekimi sırasında Avustralya'da bulunan aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüsüne yakalandıklarını açıklamışlardı. Oyuncunun hayranları diyabet hastası olduğu bilinen Hanks'in sağlığı hakkında endişelenirken aktör, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirtti. Hafta başında ülkemizde de ilk koronavirüsü vakasının görülmesi üzerine bu yıl 10-21 Nisan arasında düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali yıl içinde başka bir tarihe ertelendi. Yönetim yakın zamanda bir açıklama yaparak festivalin ertelendiği tarihin duyurulacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan 16. Akbank Kısa Film Festivali de belirsiz bir tarihe ertelendi. Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden olan Cannes Film Festivali'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Festival Başkanı Pierre Lescure yaptığı açıklamada salgının Mart ayında pik yapmasının, Nisan ayında ise durumunun iyiye gitmesinin beklendiğini, bu nedenle festivalin akıbetinin de Nisan ortasında kesinleşeceğini belirtti. Harvey Weinstein'e 23 yıl hapis cezası. 2017 yılında New York Times'ta yayınlanan bir makaleyle Hollywood'un en güçlü yapımcılarından Harvey Weinstein'in pek çok kadın çalışanı taciz ettiği iddia edilmişti. Makalenin yayınlanmasının ardından pek çok aktris Weinstein tarafından uğradığı hakaret ve tacizi itiraf etmiş, suçlamalar üzerine ünlü yapımcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan yapımcı, hakkında New York'ta açılan dava sonucunda 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Weinstein, pişmanlığını dile getirse de avukatları ceza indirimi alamazken, ünlü yapımcıya ülkenin diğer ucunda Los Angeles'ta açılan davalarda sürüyor. Cut it, go for it.
premiere tonight. First shows at 7. Animasyon dünyasının öncü isimleri Disney ve Pixar ortak yapımı olan Soul'dan ilk fragman geldi. Müzik öğretmeni olan Joe, bir caz piyanisti olmayı hayal etmektedir. Genç adamın kendini bulma hayalinin peşinden yaşadıklarının konu edildiği animasyonun seslendirme kadrosunda ise Jamie Foxx ve Tina Fey gibi tanıdık isimler yer alıyor. Ters Yüz ve Yukarı Bak gibi yapımların Oscar'lı yönetmeni Peter Doctor'ın yazıp yönettiği yapımın ülkemizde Haziran ayında vizyona girmesi bekleniyor. Sinema Artı'nın bu haftaki konuğu çok başarılı yönetmen ve Akbank Kısa Film Festivali direktörü Selim Evci. Selim Evci, hoş geldin Sinema Artı'ya. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsın abi? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen de iyisin. Bende de her şey çok güzel. Koşturmaca geçiyor işte. Aynen öyle. Tabii bir de Akbank Kısa Film Festivali koşturmacası başlıyor tekrar. 16. kez düzenleniyor bu sene. Yine sinema severlerle buluşacak. 16 sene dedim bu arada. Az önce ağzımdan 16 sayısı çıktı. Başarılarla beraber gelen o 16 senede neler oldu? Senin gözünden o festivali alabilir miyim? Teşekkürler öncelikle. Şimdi hakikaten 16 yıl çok zaman çok hızlı geçmiş bir kere. Geçiyor. 16 sene önce ben de o zaman bir öğrenciydim yani. Bu Akbank Kısa Film Festivali projesini oluşturduğum zaman Akbank Sanat'la paylaştım. İlk yıl bir deneyelim gibi başladı aslında oradan da. Fakat ben kısa filmin çok hareketli bir yapıda olduğunu ve geleceğinin de çok şey olacağını sezinliyordum. Hem öğrenciyken de kısa filmler çektiğim için. Öyle bir şeyle başladık ilk yıl ama sadece bir ulusal yarışmayla başladı. Tabii burada Akbank Sanat'ın da merkezi, lokasyonu, bu tür bir şeyi destekleyen yapısı, onu da ayrı bir parantezle belirteyim, bizi bir çizgide 16 seneye kadar ulaştırdı. Tabii burada değişen ne dersen, o zaman yani 80-100 tane film geliyordu şeyde, yapılıyordu daha doğrusu yani o yıllarda. Şimdi bugüne bakıldığı zaman bu en son 16. festivalde 2217 film başvurdu ulusal ve uluslararası. Yani bu şunu da gösteriyor. Biz tabii bir son 4 yıl öncesi uluslararası yarışmada açtık. Bir senaryo şeyi de açtık. Yani festival hem devam etti hem de bölümlerle genişledi. Bu çok önemli bir şey. Aynı zamanda aslında Türk sinemasına verilen de bir hizmet olduğunu da düşünüyorum bir taraftan da. Ya öyle, öyle tabii. Çünkü kısa film hakikaten çok önemli. Yani bir film yapma yolculuğuna çıkan birisinin kendini sinema, deneme alanı da bir yandan. Yani bakıldığı zaman hani hep denir ya kısa film bir basamak mıdır, kısa film bir kendi dili olan. Bence her ikisi de. Çünkü yani dünya sinemasına da baktığımız zaman neredeyse bütün o yönetmenlerin öncesinde bir kısa film macerası bulunuyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki herkes ya ben ne yapabiliyorum, ne yapıyorum? Ya da benim içimde ne tür bir şey var gibi aslında kendini test etme aşaması. Dolayısıyla bu kadar bir de çağın bu görsellik üzerine kendini bina etmesi diyeyim. Onlar birleşince hem bir ifade aracı olarak da kısa film çok önemli bir enstrüman oluyor. Kesinlikle öyle. Tabii bir taraftan da işte kısa filmi bir atlama tahtası gibi gören yönetmenler oluyor. Ya da işte kısa filmi gerçekten çok seven, uzun metraja çekse de hatta dünya ünlü bir yönetmen olsa da yine kısa film çekmeyi yani devam eden. Yeniden dönenler oluyor. Mesela bu sene Lanthimos'un bir kısa filmi var. Yorgos Lanthimos'un kısa filmi. Bu da çok değerli. Yani bir yönetmenin uzun filmlerden sonra yeniden bir kısa film çekmesi de dünyada çok karşımıza çıkan bir şey. Ne güzel. İzleyiciyle buluşacak bu sene. Lanthimos'un filmi de. Evet, evet. Peki
içeriği nasıl öğrenebiliriz aslında? Ben mesela, böyle uzun uzun sormak istemiyorum. Genel programı zaten insanlar şeyden öğrenir. Akbank. Nereden öğrenebiliriz? Akbank onları sanat, akbankkısafilm.com buralardan öğrenirler. Ben sadece benim için ilginç olan şeylerden biraz bahsedeyim. Mesela Jane Campion'un kısa filmleri bu sene. Hakikaten çok ilginç kısa filmler. Yani o yeteneğin mesela bir karakteri oluşturmadaki bakışı, karakterine acımayan tavrı çok sahici, çok etkileyici kısa filmler. Onları bulduk, toparladık. Yeniden işte 16 milimetrelerden aktarttık şeyleri. Çünkü o eski filmler aslında. Evet. İşte Avustralya'dan bir kısmını getirttik. O benim için bu senenin özel bölümlerinden bir tanesi. Çok güzel. Hakikaten hem kısa filmi hem de böyle bir yetenekli bir sinemacının ilk işlerine bakma şeyi, iştahı diyeyim. Çok önemli. Onun dışında çok fazla film var, çok iyi filmler var. Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerden gelen. Yani yine özel gösterimlerle dolu olacak var, aslında. Belgesel sinema var, yine bir yurt dışından konuk yönetmenimiz var. Yani program çok detaylı. Toplamda 100'ün üzerinde kısa ve 3 tane de uzun metraj. Harika. Tabii şunu söyleyeyim, yerlilerden Mahmut Fazıl Coşkun, onun sinema yolculuğuna bir bakacağız. O da benim akranım aslında, bizim sinemaya başladığımız değil dönemlerden. Evet. Çok iyi sinemayı hem Türkiye'de hem dünyada temsil eden ülkemizin yönetmenlerinden biri. Onunla bir söyleşimiz olacak. Onun ilk filmi Uzak İhtimal gösterilecek. Bir de Burak Çevik, yine genç, yetenekli. Onunla da bir söyleşi yapacağız. Yine oyuncularla, Öykü Karayel, işte Tamer Levent. Yani bizim festival aslında biraz da okul gibi oluyor. Jüri gerçekten çok kıymetli isimlerle doluymuş ama. Evet, evet. Artı bir de eğitimler düzenliyoruz şeyde. Bir yönüyle de okul gibi oluyor. Hı hı. Bazen üniversite hocaları diyorlar ki yani okula gelmeyin, Akbank Sarın Festivali'ne gidin. Öğrencilerin hakikaten böyle ekipler geliyor, öğrenciler geliyor. Çünkü eğitimler oluyor. Orası bir buluşma noktası ya, yani bir platform oluyor. Bu anlamda salonlarda her zaman dolup taşar. Evet. Aslında şöyle bir açıklamanı hatırlıyorum abi öncesinde. Ben sinemayı yaparak öğrendim diye bir cümlem evet, var mesela. Öyle. Aslında katılır mısın buna? Evet, aslında film yapmak biraz zanaat tarafı olan, yani yapa yapa öğrenilen bir şey. Elbette tabii ki bir takım teoriler, şeyler ama duygu meselesi. Ya. Bunu da insanın kendini keşfetmesi. Bir de röntgen gibi diyorum ben. Ya. Bir film yaparak aslında kendi röntgenini de çekiyorsun. Bir film yapıp içeride ne varı görme serüveni de çok güzel. Oluyor. Çok iyi bir tanımlama bu arada. Evet. Ben de o duygu olmuştu hep böyle. Hep insanın kendine o dönemde etkileyen şeylerine baktığı, hani ne çıkmış bakılan bir alan. Peki genel olarak şimdi ben bu soruyu aslında şu yüzden soruyorum. İşte 16 yıldır Akman Kısa Film Festivali'nin aynı zamanda ön jürisindesin. Yani çok fazla film izliyorsun. İşte bazı filmleri süzgeçten geçirip jürinin önüne koyuyorsunuz. Ön jüri aslında biraz da bundan dolayı var. Tabii çok fazla film izleme imkanın oluyor. Mecburen de olsa. Evet. Nasıl görüyorsun o gelişim sürecini? Bir gelişme var mı ya da işte bugün nerede? 10 yıl önce neredeydi? Şimdi tabii bir festivalin çizgisini belirlemek önemli. Bu sebeple yani tüm filmleri benimle birlikte, sadece ben izlemiyorum, bir kurul gibi bir ekip şeklinde izliyoruz. Dolayısıyla yani iyi filmleri seçmek en önemli şey bir festival için. O yüzden izlemeden iyi filmleri seçemezsin. Tabii bir kere teknoloji çok film yapanın lehine çalışıyor. Yani daha önceki yıllarda bu teknolojiyle uğraşma bir kişiyi zorlarken, şimdi artık yani çok basit mobil cep telefonlarıyla bile gayet iyi görüntü kalitesi ve şey oluştuğu için yani teknoloji film yapanın lehine çalışıyor. Bir kere bu var. Yani işin teknik meselesi çok aşılmış, çok üst düzey. Fakat yine de iyi filmi belirleyen o duygu, o insani şeyler, bakış açısı çok önemli. Çok önemli değil mi? Yani ben önce aslında bakış açısına dikkat ediyorum. Yani bir yönetmenin bir filmi ele alış biçimi. Yani film hatalarla dolu da olsa orada beğendiğim bir bakış açısı olunca şey çok yükseliyor. Fikir çünkü, çok önemlidir. Doğru. Çünkü insan evet. Kendini o teknikte şeyi de geliştiriyor. Ama bakış açısı daha böyle o... Çok daha kıymetli. Çok daha kıymetli.
Evet, dediğin gibi. Öyle. Kısa filmleri konuşuyoruz, kısa filmcileri de konuşuyoruz ama bir taraftan da tabii bugünün kısa filmcileri, mesela bugün Akbank Kısa Film Festivali'nde oradan örnek veriyorum. Orada yarışan yönetmenler ya da yönetmen adayları ya da çok genç sinemacılar da olur bunların içinde. Bizleri bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra belki de daha da kısa bir süre içinde uluslararası platformlarda uzun metraj filmleriyle belki temsil yani edecekler. Yani o keşif tarafını çok seviyorum zaten. Bizim festivalde de oldu. Yani işte Tolga Karaçelik, Can Evrenol, bir sürü ismin ilk böyle kısa filmlerini, yani kendilerini acaba biz nasıl film yapıyoruz test ettikleri, denedikleri alanlar olan. Bunun gibi aklıma da çok şey var, isim var yani aklıma şu an gelmeyen. Tolga Karaçelik'te bir şeyin oldu mu, böyle bir hatıra anlatabileceğim bir şey? Yani şöyle olmuştu, ben Tolga'nın ilk filmi Kaşık Adam diye bir film, o New York'ta eğitim aldı. Buraya geldiğinde de hani böyle sinema adına çok böyle kendini yani nasıl bir film yaptığından emin değildi. Yani ben izlediğimde beğenmiştim. Ve çok ben birebir de şey yaparıyorum yani, telefon açtım ve filminiz şeye seçildi ve iyi bir film yaptın, üzerine konuştum Tolga'yla. O da hakikaten iyi mi? Böyle filmin şeyi de çok hoşuma gitmişti. Gerçi yok, gerçekten çok, ama hiçbir yer seçilmedi falan, böyle bir şeyimiz olmuştu. Sonra Tolga da bunu hep yıllar sonra hep söyler. Onun için sonra festivalde gösterilmesi, yani kendini daha film yapma konusunda daha emin hissetmesine sebebiyet veriyor. Festivallerin tabii rolü çok önemli tabii. Ne kadar önemli, çok doğru. Bu yüzden aslında Türk sineması adına da büyük bir hizmet olduğunu tekrar aslında burada vurgulamak isterim. Evet. Öyle değil mi? Tabii tabii. Umarım öyledir. Abi şimdi tabii biraz da senin sinemana gelmek isterim ben. İki Çizgi, Rüzgarlar, işte Saklı. Evet. Çok çok değerli ödüller alan filmlerinde. En son 2016'da galiba Saklı filmi. Evet, 2015. Geldi. Yine evet. Epey bir süre oldu. Evet, yani bir 5 sene oldu. Şimdi bana soranlara niye 5 sene oldu diyor. Ben diyorum ki ben arada evlendim. Yani o da bir prodüksiyon. O da bir prodüksiyon. Çok güzel. Yani işte öyle bir zaman şey, ama şu anda bir film bitirdim. Yeni bir senaryoyu bitirdim. İşte umarım o da yakında, işte bu baharda ya da işte bu yılın sonlarına doğru şeye gelir. Tabii Selim Evci olarak çok önemli işleri imza atan bir yönetmen olarak ben Türk sinemasının bugününü de biraz sormak isterim aslında sana. Ben bizim sinemamızda böyle dalga dalga, zaman zaman böyle çok iyi bir şey, rüzgar esiyor. Dünya festivallerinde de karşılık buluyor. Hı-hı. Zaman zaman o dalga biraz duruluyor. Sonra yeniden şey oluyor ama genel olarak iyi buluyorum. Ya, yaratıcı bir sinemamız olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü çok önemli bir coğrafyadayız ve bu coğrafyadan da böyle çok insan hikayeleri çıkıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle yani umutsuz öyle değilim bu şeyde. Evet, kesinlikle öyle. Böyle elini taşın altına koyan sinemacılar, topluluklar, kuruluşlar olduğu müddetçe de daha da gelişecek inşallah Türk sineması. Ve Akbank Kısa Film Festivali iyi ki var. Bundan sonra da olmaya devam etsin. Daim olsun inşallah. Herkesi bekliyoruz. Güzel söyleşileri, filmleri. Ve tamam ücretsiz, onu söyleyeyim. Evet, yani, o çok önemli. Onu sadece bir davetiye şeyi oluyor orada, sistemi oluyor. Onları araştırırlar. Yani bir saat öncesinden bir şey alınıyor. Kapıdan davetiye alınıyor. Bütün etkinliklerin tamamı ücretsiz. Peki son kez festival programını nereden takip edebiliriz? Akbankkısafilm.com, akbanksanat.com, biliyorsunuz Beyoğlu'ndaki Akbank Sanat Merkezi'nde oluyor bütün etkinlikler. O binanın içinde, onun katlarında oluyor etkinlikler. Herkesi bekleriz. Peki, sevgili Mevci, sohbetimize bir virgül koyalım, sonra hızlı sorularla burada olalım, olur mu? Evet, tamam. Tamam. Keyifle. Dünya sinemasının en önemli yönetmenlerinden Spike Lee bu hafta doğum gününü kutluyor değerli izleyenler. Biz de kendisini yönetmenliğini üstlendiği Malcolm X filmiyle Bir Hayat Bir Film bölümümüzde ağırlıyoruz. İyi seyirler. Spike Lee. Sinema artı olarak bu hafta doğum gününü kutlayan Spike Lee'yi anıyoruz. Shelton Jackson Lee ya da bildiğimiz adıyla Spike Lee, 1957'de ırkçılığın yoğun yaşandığı Georgia'da dünyaya gelir.
Caz bestecisi bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olan yönetmenin ailesi, Lee 2 yaşındayken güneyden kaçarak Brooklyn'e yerleşir. Ailesinin de etkisiyle çocukluktan itibaren sanat dolu bir yaşam süren Lee, üniversitenin ilk yılında bir arkadaşının hediye ettiği 8 milimetrelik kamerayla sinema yapmaya başlar. Lisans eğitimi sonrası New York Üniversitesi'ne bağlı sinema okulu olan dünyaca ünlü Tisch'te yüksek lisansını tamamlar. Öğrencilik yıllarında çektiği filmle Öğrenci Akademi Ödülü alan yönetmen, asıl çıkışını 1986 yapımı She's Got a Habit filmiyle yapar. 175 bin dolarlık bütçeyle çekilen film, gişede 7 milyon dolar hasılat getirerek Lee'ye kendi yapım şirketini kurmasının kapısını açar. Afro-Amerikalıların varoluş mücadelesini temele oturttuğu filmlerinde sınıf ayrımcılığı, yoksulluk, cinsel adalet, çeteler gibi sosyal konular etrafında işleyen, ateşli bir ırkçılık karşıtı olan Lee'nin bu konudaki ilk uzun metrajlı filmi Doğruyu Seç, yönetmene 2 Oscar adaylığı getirir. 1992'de favori oyuncusu Denzel Washington'la ilk işbirliği olan Malcolm X'de 2 adaylık alır. 1990'da çektiği Mo Better Blues filmi ise yönetmeni epey sıkıntıya sokar. Filmdeki karakterler nedeniyle antisemitik olmakla suçlanan Lee, "Gerçekten antisemitik olsaydım bu filmi çekemezdim. Herkes bilir ki Hollywood'un sahipleri Yahudilerdir." diyerek kendini savunur. Gerçek bir New York aşığı olan, bütün filmlerini burada çeken yönetmen, uzun metrajların yanında belgesel yönetmenliğinde de sağlam bir kariyere sahiptir. 1995'te başladığı belgesel yönetmenliğini yıllar içinde oldukça geliştiren Lee'nin 1997 yapımı Four Little Girls belgeseli en iyi belgesel film dalında Oscar'a aday olur. Aynı zamanda arkadaşı olan Michael Jackson'ın en sevilen şarkılarından They Don't Really Care About Us'ın klibine imza atan Lee, Stevie Wonder ve Prince gibi efsanevi müzisyenlerin kliplerinin yanında dünyaca ünlü pek çok markanın da reklam filmlerinin arkasındaki isim olur. 2018 yılında gerçek bir hikayeden yola çıkarak çektiği Karanlıkla Karşı Karşıya isimli filmiyle en iyi uyarlama senaryo Oscar'ını kazanan Spike Lee, Cannes'da ise Büyük Jüri Ödülü'ne layık görülür. What's your name? Malcolm Little. No. That's the name of the slave master. Malcolm X. 20. yüzyılın ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nin başı ırkçılık da her zamankinden daha çok derttedir. Ülkenin hemen her köşesinde ırkçılık yanlıları ve Afro-Amerikalılarla ilgili olaylar patlak verir. Siyahların beyazlarla aynı ortamı paylaşmasını yasaklayan kurallar bütünü olan Jim Crow kanunları can çekişmekte, eşit yaşamayı savunan sivil haklar hareketi gündemdedir. New York'un Harlem isimli mahallesinde yaşayan sıradan bir genç olan Malcolm Little, adi suçtan hüküm giyerek girdiği hapiste İslam Milleti adlı grubun lideri Elia Muhammed'le tanışır ve hayatı sonsuza dek değişir. I believe you. Müslümanlığı kabul etmesiyle başlayan ve sivil haklar sözcüsü olarak çıktığı yolda devrimci Müslüman olarak... Hep telefonları herhalde. Zamanda yolculuk yapma imkanın olsa kiminle tanışmak isterdin? Vallahi bütün aslında büyük sinemacılarla şöyle bir sohbet etmek olabilir. Ama bir tanesini seç dersen belki şöyle Antonioni ile bir sohbet. Çok güzel. Gerçi o çok eski de değil ama. Ya da hepsi sayılabilir aslında. Tamam. Son dönemde seni çok mutlu eden bir haber. Vallahi baba olacağım. Bunun haberi çok yani yakın dönemin beni yani her şeyin ötesinde bulduğum bir şey. Yani baba olmak. Ne kadar güzel, hayırlı olsun. Daha tamamlanmadı ama yani işte bunun haberi diyorsan.
Baba olma haberi. İnşallah. Sette olmazsa olmazın. Para olmazsa olmuyor. Değil mi? Yani her şey aksıyor. İlk akla gelince onun dışında. Yok, aslında en güzel cevap yani bu budur. Gerçekçi bir cevap. Evet. Ben yönetseydim dediğin bir film. Carlos Reygadas. Aklıma gelen diyeyim. Silent Light. Carlos Reygadas. Seni derinden etkileyen bir kitap. Lermontov'un Zamanımızın Bir Kahramanı. İmkanın olsa Türk sinemasında neyi değiştirmek isterdin? İmkanım olsa belki bu hani sessiz çekimler yerine her şeyin sesli çekilmesini değiştirmek isteyebilirdim. İlk aklıma gelen bu oldu. Nasıl insanlarla geçinemezsin? Geçimsiz. Güzel. Bıkmadan izlerim dediğin bir film. Uzak. Arkadaşlarla beraber yapmaktan keyif aldığın bir şey. Basket oynamak. Sinemada iyi bir fikir mi yoksa milyon dolarlar mı daha önemli? İyi bir fikir herhalde. Herkes benzer şeyler söylüyordur. En sinematografik Avrupa şehri? Prag diyeyim. Dünyada görmek istediğin bir yer? Gitmediğim için Uzak Doğu. Peki son olarak, ilk kısa filmini çektikten sonra yönetmen olmak için hayaller kuran gençlere yönetmen Selim Evci'den bir tavsiye. Yani her zaman iç sesi dinlemek, yani en iyi fikri bulmak yerine o içeriden bir şeyleri dışarı çıkarmak çok daha şey oluyor, sahici oluyor. Selim Evci, çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim. Keyifliydi, zorlandım biraz ama olsun. Yok, çok güzeldi. Peki. Çanakkale Destanımızın yıl dönümünde Sinema Artı olarak sizler için en iyi Çanakkale filmleri listesini derledik. İyi seyirler. Dünyanın en kanlı kara çıkarmalarından Çanakkale Savaşı'nda milletimizin bütün imkansızlıklara rağmen yazdığı destanın yıl dönümünde Sinema Artı olarak sizlerle en iyi Çanakkale Savaşı filmlerini paylaşıyoruz. Düşman donanması denizde! 10. Son Mektup. Memleketim adına sesleniyorum. Tayyareci Salih Ekrem'le Nihal Hemşire'nin aşkları ve arka planda Çanakkale Savaşı'nın hikayelendiği film, muadillerinin aksine askeri harekatları havacılık açısından detaylı bir şekilde aktarması ve insan hikayelerine değinmesiyle öne çıkıyor. Vurduk ki son günlerde güzel haber alamaz olmuştum. 9. Son Kale Çanakkale. Bir kızın olmuş. Çanakkale Savaşı'nı uzun bir araştırma ve uzmanların katılımlarıyla kronolojik sırayla anlatan uzun metraj bir belgesel olan Son Kale Çanakkale, hem çeşitli kaynaklardan derlenmiş arşiv görüntüleri hem de yüzlerce figüran ve usta oyuncularla tekrar çekilmiş canlandırmalarla çok kanlı çatışmalara sahne olmuş Gelibolu savunmasını perdeye yansıtıyor. Düşünemez. Yalnız bir vasiyetim var. 8. Settül Bahir 32 Saat. TRT ekranlarında 4 bölümlük mini dizi şeklinde izleyiciyle buluşan yapım, savaşın başladığı gün binbaşı Mahmut Sabri komutasındaki 1050 Mehmetçiğin hiçbir yardım gelmeden kendilerinden sayı ve imkan olarak kat kat üstün düşman kuvvetlerine karşı direnişlerini konu ediniyor. En son askerinize kadar sanırım ve... In the year 1950. 7. Gelibolu. Yönetmen Tolga Örneğin üzerinde 6 yıl çalışarak ortaya koyduğu belgesel, onlarca arşiv taranarak savaşla ilgili meydana getirilmiş en kapsamlı çalışmalardan biri. Savaşı olabildiğince tarafsız ele alan film, yurt dışında da övgüyle karşılanmıştı. And most of all, Altı, Çanakkale Geçilemedi. Çanakkale'deki savaşan taraflar olan Avustralya, Yeni Zelanda, Galler, İrlanda televizyonlarıyla TRT'nin bir araya gelerek ortaya koydukları bu belgesel, savaşı bütün yönleri ve tarafsızlığıyla anlatma gayretinde.
5. Gelibolu. Avustralyalı iki arkadaşın ülkelerinde başlayıp önce Mısır, ardından da Gelibolu'da cephede geçen zamanlarını beyaz perdeye taşıyan filmin başrolünde iki Oscar'lı usta oyuncu Mel Gibson rol alıyor. Usta aktöre dünya çapında ün kazandıran film, aynı zamanda savaş karşıtı mesajlarıyla da öne çıkıyor. Dört, Bir Millet Uyanıyor. Roman uyarlaması olan ilk versiyonu 1933 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından seyirciyle buluşturulan film, Çanakkale'de destan yazan 96. alaydan geri kalanların Kurtuluş Savaşı'nda devam eden hikayelerini konu ediniyor. Üç, Çanakkale Yolun Sonu. Muhsin düşman koyundan sağ çıkmak bir mucize, sen de biliyorsun. Çanakkale'de düşmanın rütbeli askerlerini avlayarak ünlenen keskin nişancı Muhsin Çavuş'un öyküsünü anlatan film, yerli örneklerinin aksine savaşı genel bir perspektiften görmek yerine bireyin gözünden izleyerek Hollywoodvari bir anlatımla muadillerinden sıyrılmayı başarıyor. Abi! Osmanlı harbe girmişti. Harbe mi girmişiz? 2. Türk İşi Dondurma. We want to go to... Savaşı cephede değil, düşmanın içinde, Avustralya'da yaşayan iki Türk gencinin memleketleri aleyhine yapılan propagandayı önleme çabalarını konu edinen film, hem savaş karşıtlığı yapması hem de gerçek olaylardan uyarlanmasıyla dikkat çekiyor. Yes, yes, Ottoman. Ottoman, Ottoman. Kes kardeş, tamam, tamam. Hope's a necessity where I come from. It's not safe. You can't stay. 1. Son Umut. This is not your world. Go. Russell Crowe'un hem yönetmenlik koltuğuna oturduğu hem de Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'la başrolü paylaştığı filmi Son Umut, Avustralyalı çiftçi Connor'ın savaşa yolladığı ve uzun süredir haber alamadığı oğullarını arayış hikayesi. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.